Herkese merhabalar, Seray ben, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün artık dedik ki İstanbul'u gezelim, gösterelim. Çünkü hep uzaklar uzaklar, yakınımızdaki yerleri hiçbir zaman keşfedemiyoruz. Bütün turistik yerlerini sizinle birlikte keşfedeceğiz. Çok kez geldiğim Mısır Çarşısı'na geldik. 1664 yılından bu yana hala bizimle birlikte. Aslına bakarsanız hemen yan tarafında Mısır Çarşısı'nın yeni camii vardı. Önünde böyle kuşların beslendiği çok tatlı bir cami burası da. Gördüğünüz gibi kuşlar böyle burada her zaman şov yapıyor. Çok güzel görünüyor gerçekten. Maalesef şimdi restorasyon sürecinde olduğu için göremiyoruz. Ama aslında çok güzel görünen ihtişamlı bir cami de burada yer alıyor. Burası Eminönü dediğim gibi. Mısır Çarşısı'nın içini şimdi birazcık keşfedelim. Baharatların cennet olduğunu göreceğiz. Bence aşırı güzel görünüyor. Dokusunu çok fazla bozmamışlar diyemem. Tavana bakalım Merve. Orada küçük bir hata yaptıklarını düşünüyorum. Çünkü böyle duvarlarına falan bakacak olursak gerçekten çünkü eski dokuyu korumuş. Ama tavan bu şekilde bence hiç hoş görünmüyor. Nedense biz böyle restorasyon sürecine girdiğimiz zaman böyle durumlar yaşanabiliyor. Şimdi bakalım Mısır Çarşısı'ndan biraz bahsedeceğim sizlere. Lokumları ya da baharatları bulabiliyorsunuz. Çeşitli eşarplar, onlar bunlar, altınlar, bilezikler, her şey var ama birazdan bunların daha da fazlasına gideceğiz. Aa, Arifoğlu'ndan şey alacaktım ben, muskat. Bak yerini bulduk. Merhaba. Teşekkürler. Bir de buranın önemli özelliklerinden bir tanesi, nereye girerseniz böyle lokum ikram ederler. Biz de lokumumuzu aldık, yiyoruz. Merve bir tane de senin için alacağım. Kameramanı da besliyoruz. Teşekkürler, iyi günler, sağ olun. Ben mesleğimi değiştireceğim sanırım, çok eğleniyorum. Kameraman mı olacak? Evet. Bizimle gel o zaman sen de. Ne aldığını gösterir misin? Muskat aldım 4-5 tane denemek için. Çeşitli yerlerde muskat alıyorum. Farklarını görmek için. Şimdi de böyle küçük Hindistan cevizlerinden aldık gidiyoruz. Şimdi sıra geldi buranın asıl sürprizini göstermeye Merve. Evet. Biz biliyoruz ama bakalım. Merve bu arada doğma büyüme İstanbul'da olduğu için burayı 50. kere görmüş arkadaşlar. Bence 100 de olabilir bilmiyorum. Sürekli geliyormuş. Ne yapıyorsun burada Merve? Bana bazen şey al. Bu kadar çok geliyorsan. Türk kahvesi. Yanlış yerden mi çıktık? Şeyden çıktı, şuradan soldan çıktı. Ben 50 kere gelmişsin ama bilmiyorsun. Buradan mı? Evet. Bir dakika, aynen buradan, tamam. Buradan gördüm. Geldiğinizde baharat falan almayacaksınız, almayın ama bunu almadan kesinlikle geri dönmeyin. Marketlerdekinden farkı ne diyeceksiniz? Tabii ki de taze çekilip sizin elinize veriyorlar. Ama unutmayın, gün boyu kahve kokarak gezeceksiniz. Merve hazır mısın kahve kokarak evet. Gezmeye? Şansımıza sıra yok. Normalde burası böyle upuzun bir sıra oluyor ama biz sabahın köründe geldiğimiz için tabii ki yine sıra yok. Buradayız. Mısır Çarşısı'nın yan sokaklarına doğru gittiğimizde bu sefer artık balıkçılar ya da peynirciler gibi pek çok farklı seçenekleri de yine burada bulabilirsiniz. Denemeye değer. Gidelim. Meydana adını veren camiye, yani Sultanahmet Camii'ye geliyoruz. Gerçekten görkemli, kudretli bir yer yani. Altı minaresi var, çok büyük. Ya gelen ve gören herkes hayran kalıyor zaten. Giriş tabii ki de cami olduğundan dolayı ücretsiz. Ama turist olarak geliyorsanız akşam 5'e kadar girebilirsiniz. Yazın geldiyseniz işte şortunuz vardır vesaire ya da yaz kış fark etmez başınıza çıksa içeriden örtü ve işte etektir vesaire onları ödünç alabiliyorsunuz. Gelin şimdi içeri bir göz atalım. Merve şimdi şu tarafta gördüğün üzere Sultanahmet Camii var. Kafayı bu tarafa çevirdik, ne görüyoruz? Ayasofya'yı görüyoruz. Ayasofya 5. yüzyılda Doğu Roma İmparatorluğu tarafından kilise olarak inşa ediliyor. Sonra 15. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu tarafından da camiye çevriliyor. Yani yine çok kültürlü, çok
dinli bir yapıyı görüyoruz. İçerisinde hem Hristiyan sembolleri hem Müslüman sembolleri var. Günümüzde artık müze haline getirildiği için de rahatça içerisini gezebilirsiniz. Giriş ücreti 40 lira. Merve Sultanahmet Meydanı'nın tam ortasında slime yapalım diye bir teklifte bulundu. Bence yapsak daha çok izleniriz. Ama biz aynen her zaman kültürümüzü tanıtmaya devam edeceğiz. Böyle oyunlara gelmiyorum Merve. Şimdi nereye gidiyoruz? Gülhane Parkı'na mı gidelim? Bu arada şundan da bahsedeyim. Sultanahmet Meydanı'na geldiğinizde dediğim gibi bütün turistik aktiviteleri yapabildiğiniz için işte Sultanahmet Camii'ye gidiyorsunuz, Ayasofya'yı görebiliyorsunuz. Bir de Topkapı Sarayı'da hemen çok yakında yer alıyor. Onu da girip yine ziyaret edebilirsiniz. Şimdi Sultanahmet Meydanı'ndan çıktık. Sıra geldi Gülhane Parkı'na ve aşağıya doğru yürüdünüz mü zaten bulacaksınız. Yol boyunca da böyle etnik desenli pek çok hediyelik eşya görebilirsiniz. Arkadaşlarınıza hediye alabilirsiniz ya da eve de koyabilirsiniz. O artık sizin bileceğiniz iş. Evet, dediğimiz gibi tramvaylı yoldan aşağıya doğru indik ve artık yol ayrımına geldik Merve, gördüğün gibi. Evet. Sol tarafımda arkada Topkapı Sarayı'nın girişi var. Sağ tarafımdaysa Gülhane Parkı'nın girişi var. Eğer Topkapı Sarayı'nı merak ediyorsanız giriş ücreti onun da 40 lira. Biz bugün Gülhane Parkı'na giriyoruz. O yüzden gel Merve, bu yolu seçtik. Tabii burası sonbaharda ve yazın daha güzel oluyor. Böyle kışın göbeğinde gelirseniz çok güzel görüntülerle karşılaşabileceğinizi söyleyemem ama ilkbahar olsun, sonbahar olsun, böyle çiçekli çiçekli ya da yaprak dökümünün olduğu zamanlarda lale kesinlikle daha güzel oluyor. Lale. Lalelerin tabii ki. İstanbul'da hemen oradan müdahale etti. Laleler dedi. İlkbaharda burası böyle bir lale cennet haline de gerçekten geliyor. Evet, aşırı soğuk. Ya burnumu hissetmiyorum, elleri hissetmiyorum falan ama gezmeye devam ediyoruz. Niye bunu yapıyoruz bilmiyorum çünkü gerçekten çok soğuk. Diğer yol ayrımına girdik. Şimdi Topkapı Sarayı'nın ücretsiz girebildiğimiz kadar girilebilecek yerleri var. Bir de bundan bahsedeceğim sizlere. Nereye kadar gidiyoruz? Çünkü bir yerde çok güzel manzaranın olduğunu hatırlıyorum. Oraya gideceğiz hep beraber. Merve bak, dediğim gibi her şey Sultanahmet Meydanı'nda. Şuraya bakın, ne görüyorsun? Ayasofya. Şuraya da bak o zaman. Topkapı. Evet, işte orada Topkapı var. Gördüğünüz gibi her yer birbirine çok yakın. Bir gelişte hepsini aradan çıkarabilirsiniz. Topkapı Sarayı'nın ücretsiz girilebilen her yerine girdik şu an sizin için. Siz de eğer müzeyi gezmek istemiyorsanız böyle yapabilirsiniz. Güzel manzaralar var. İşte Marmara Denizi, Boğaz Köprüsü, arkasında da Anadolu Yakası'nı vesaire. Buraya geldiğinizde görebiliyorsunuz. Dediğim gibi hava bugün puslu ve kötü, kış yani. Ama ilkbaharda, sonbaharda ya da yazın gelirseniz daha güzel manzarayı tam bulunduğum bu noktadan bulabilirsiniz. Şimdi sizi Kapalı Çarşı'ya götürmek istiyorum ama bulamıyoruz. Öyle bir sıkıntı var. Siz de gelirseniz çok fazla inatçılık yapmayın. Açın navigasyondan, bakın, başka türlü olacak gibi değil çünkü. Kapalı Çarşı'nın içinde daha ulaşamadık ama neler göreceğimizden bahsedeyim size. Çok fazla sayıda kuyumcu göreceksiniz. Sağda solda her yerde altın ışıltıları yüzünüze çarpacak. Bu bir. İkincisi, bu etnik desenli hediyelik eşyalardan çok fazla göreceksiniz. Yastık kılıfları, magnetler, onlar bunlar. Ve onun yanı sıra bu, Merve sen bilirsin. Hani bu etnik desenli lambalar olur ya, Osmanlı desenli gibi. Birazdan göreceksin. İşte böyle tahta kaşıklar, bakır tepsiler falan. Hepsi Kapalı Çarşı'da. Yeter ki bulabilelim. Evet, gördüğünüz gibi burada halıları da bulabilirsiniz. Aynı zamanda kahve içebileceğiniz yerler de var. Bayağı değişik bir atmosfere sahip kısacası. En son Kapalı Çarşı'daydık biliyorsunuz. Atladık oradan tramvaya, öğle yemeğimizi yedikten sonra Karaköy durağında indik. Şimdi Karaköy sokaklarını keşfedeceğiz. Çok güzel kahveciler vesaire var. Onları da sizinle birlikte paylaşacağız, gezelim. Ha bak Merve, şurada şey var. Galata Kulesi var. Dilerseniz Karaköy'de bir kahve içtikten sonra
Galata. Galata Kulesi'ne de gidebilirsiniz. Tabii ki de Karaköy demek, Karaköy Güllüoğlu'na gelmek demek. Burada aslına bakarsanız herkes baklava yiyor ya da su böreği de çok güzel, onu yiyor. Benim baklavayla çok aram yok maalesef. Antep'e daha gitmedik. Oraya gidince bakalım gerçekten aram nasılmış anlayacağız. Şimdi ben burada kalburabas diyeceğim çünkü onu seviyorum. Merve de baklava yiyecek. Hemen üzerimde gördüğünüz yerde Galata Köprüsü. Eğer biz tramvaya binmemiş olsaydık bu köprünün üzerinden yürüyor olacaktık. Çünkü yayalara açık bir köprü. Aynı zamanda tam şu noktadan bakıldığı zaman da balık tutanlar, hemen arkada Marmara Denizi çok güzel bir enstantane oluyor. Eğer gelirseniz de Galata Köprüsü'nde çok yorulmadıysanız yürüyebilirsiniz. Ya da çok yorulduysanız bizim gibi tramvaya binebilirsiniz. Bugün İstanbul'u güzel bir şekilde gezdik. En turistik yerlerini size aktarmaya çalıştım. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Şimdi de son olarak Karaköy'den Kadıköy'e doğru geçiyorum. Burada Ersin'le ve arkadaşlarımızla birlikte buluşacağız. O nedenle artık videoyu burada sona erdiriyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir ve bize aşağıdan abone olmayı da unutmazsınız ki böyle daha çok gezi yapabilelim. Kendinize çok iyi bakın. Gelecek videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. İnmek lazım. Vapur geldi.